Bugün Dünya Astım Günü. Astım tüm yaş gruplarını etkileyen en yaygın kronik hastalıklardan biri. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasan Tütüncüler, astım hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Astımın hava yolu daralmasıyla seyreden tekrarlayıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirten Doktor Tütüncüler, dikkat edildiği takdirde tedavisinin mümkün olduğunu ifade etti. Astım hava yolu daralmasıyla seyreden Tekrarlayıcı solunum yolu hastalığıdır. Belirtileri geniş bir yelpazesi vardır. Sadece kuru öksürükte gelen hastalarımız olduğu gibi yapışkan, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve bunun yanında alerjik de seyreden burun akıntısı, geniz akıntısı, hapşuruk gibi belirtileri de vardır. Kesinlikle tedavisi mümkün olan bir hastalık. Zamanında e, tedavi edilirse Ataklar, hastane yatışları olmaz ve kronikleşmez. Hastalar rahat bir hayat geçirirler. Doktor tütüncüler bölgemizde rüzgar ve geniş bir bitki örtüsü olması nedeniyle polenlerin oluşturduğu astım rahatsızlığının daha sık görüldüğünü ifade etti. E, astım e, her cins, her yaş grubunda görülebilen bir hastalık. Çocuklarda biraz daha sık görülüyor. Dünyada örnek vermeden önce Çanakkale üzerinde konuşacak olursak bizim astım sayımız oldukça fazla. Çünkü rüzgar ve alerjen miktarı Çanakkale'de fazla olduğu için çok miktarda görüyoruz. Doktor tütüncüler son olarak astım hastalığında eğitimin önemini vurguladı. Çoğu hastalar astım olduğunu bilmiyorlar. İşte kronik öksürüklerini başka nedenlere bağlıyorlar e, ağır vakalarda düzenli tedavilerini yaptırmıyorlar sigara içimi devam ediyor e, Dolayısıyla hastalar kronikleşiyor hayatının son 10 yılını e, tabir uygunsa sürünerek geçiriyorlar uygun tedavi oldukları zaman bunların hiçbiri görülmez